Herkese merhaba, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün okul çantamda ne var videosu çekiyorum ve hemen başlıyorum. Ne kadar hızlıyım. Çünkü konuşacak çok şey var. Çantam böyle, çantamdan bahsedeceğim. Genelde çantamda ne var videolarında böyle oluyor. Çantam Victoria's Secret'ın bir çantası. Eğer ben yani şu an liseye, üniversiteye falan gidiyor olsaydım kesinlikle Victoria's Secret'ın çantalarından tercih ederdim. Çünkü gerçekten hem çok kullanışlı hem de çok renkli, cıvıl cıvıl, tam bana hitap eden çantalar bence. Eğer siz de böyle renkli renkli şeyleri seviyorsanız siz de tercih edebilirsiniz. Ben aldığımda fiyatı çok çok uçuk da değildi. Ben 200 liraya falan almıştım galiba. Tabii şimdi dolar, euro ne kadar eder onu bilemiyorum ama çok uygundu yani benim için. Normal bir çantaya verilebilecek bir paraydı ve sonuna kadar da o parayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten içerisinde o kadar ağır şeyler taşıdım ki bana mısın demedi. Ve beni çok rahatsız etmedi. Onlardan da bahsedeceğim hemen. Çantamın 4 tane gözü var. Bir tanesi en arkada, ortada, önde ve en önde olmak üzere. Daha sonra çantamın iki yanında böyle fileler var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Açıyı öyle ayarlamıştım. Umarım görünüyordur. Hemen arkası. Arkasındaki göz aslında böyle bilgisayar, işte daha doğrusu laptop, işte ne denir? Şu an telefonum çalıyor, bir saniye görüşme yapmam lazım. Efendim? Video çekiyorum. Yani sesim soluğum çıkmıyorsa video çekiyorumdur. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Hadi öt. Şu an oda o kadar sıcak ki ses gelmesin diye. Kapıyı kapattım. Devam etmem gerekiyor. Hadi Şeyma. Depola kendine. Serin havayı depola ve yeniden başla. Hadi. Evet. Devam ediyoruz. Telefonum çaldı. Cevabımı verdim. Hemen devam. Ve arkası dediğim gibi böyle işte böyle. Laptop ve zımbırtıların adı neydi ya? Ne deniyor onu? Touchpad. Touchpad. Evet. Touchpad koymak için böyle. O tarz şeyleri koymak için. Çünkü kalın böyle. Hem de sırtınızı acıtmayacak bir şey. Neden sürekli bele diyorum ya? Bu ne? Nereden acaba bana bu? Neyse. Ve kol kısmı da aynı şekilde böyle kalın. Ve kollarınızı gerçekten omuzlarınızı ağrıtmayacak, rahatsız etmeyecek formda. Şimdi hemen çantamdan ne var kısmına başlıyoruz. Bir kere öncelikle dış gözünde şurada hemen suluk yerinde bir suluk var. Yani suluk değil aslında, bu termos. Ama ben bu tarz şeyleri daha çok tercih ediyorum. Neden? Çünkü ben bunu bu arada bir Çin mağazasından almıştım. Adını hatırlamıyorum. Miniso değil ama orada da eminim buna benzer şeyler vardır. Bir Çin mağazasından almıştım. Pandaları çok 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 seviyorum. O yüzden böyle pandalı bir tane tercih etmiştim. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü plastik olanların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Evet, taşıması hafif oluyor. Ama bence sağlık bir şey taşımaktan, aslında o da sağlıkla alakalı. Yani neticede ağır taşıdığınızda bu kadarcıktan bir şey olmaz ya. Biraz sırt kaslarınızı geliştirirseniz taşıyabilirsiniz bence. Evet, video amacından sapıyordu. Bir adet suluk. Ön gözüne geldiğinizde çantamızın ön gözü, beyaz kısmı artık kirden tozdan yani. Şöyle ön kısmında bir tane el kremi var. Bence bir öğrencinin çantasında olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi el kremi. Dove'un bu Instensive diye okunuyor galiba. Instensive diye okunuyor sanırım. Yani şöyle göstereyim. Yani demek istiyor ki çok yoğun bir krem demek istiyor. Hemen bakalım ne kadar yoğun. Krem adına sizden özür diliyorum. Krem çıkmadı. Evet, gerçekten bu kremin yapısını çok çok beğeniyorum. Yani kokusu da çok güzel. Ya resmen Dove'un böyle şampuanları gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor gerçekten. Bakalım yapış yapış. Yapmıyor. Gerçekten güzel. Evet. Sonra ben Garnier Mineral serisinin bu termal koruma olan
deodorantını kullanıyorum. Aslında bunun sitini kullandım çok çok uzun süre. Hatta böyle belki yalan olmasın 7-8 şişe kullanmışımdır. Şişe değil de o küçük olanlardan. Onu beğenince deodorantına da bir şans vermek istedim. Deodorantı da güzel ama bence o daha güzel. Ama okul zamanlarında bu tarz şeylerin daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden bir tane deodorant. Ön kısımda eminim bir sürü kalemler falan girer oraya zamanla. Şu an için bunlar var. Daha sonra bu öndeki büyük kısma geldiğimizde bunun içerisinde şöyle bir alan ve şöyle 3 tane fileli alan var. Ve bu en arkadaki alanda bir tane cetvel var. Bence cetvel liseye giden, ortaokula giden her öğrencinin işine yarayacak bir şey ve hafif. Bir tane ıslak mendil. Watson's'ın. Bu arada bunun da kokusunu çok beğeniyorum. Çok güzel kokuyor. Ve bir tane kalmış zaten. Bir adet yine Watson's'ın şöyle mendillerinden. Eğer kağıt sabununuz varsa kağıt sabun da sabun. Ya ne oluyor benim Türkçeme? Ne oluyor? Kağıt sabun da koyabilirsiniz. Sabun da koyabilirsiniz. Ve burada iki tane çanta çıkıyor karşımıza. Bir tanesi Love Lot yazan bu makyaj çantası. Bunu H&M'den almıştım. Bir tane de şöyle kedili, geçen alışveriş videomda gösterdiğim çanta. Bu da kalemlik. Şimdi onların işine bakalım. Çantamızı artık devriliyor zaten. Devirelim. Şimdi önce kalem kutudan başlayacağım. Kalem kutu şöyle göstereyim size. Bayağı ağzına kadar kalem dolu. Çünkü ben gerçekten şu an okula gitmiyorum ama okula gidiyor olsaydım eğer kesinlikle böyle bir kalem kutum olurdu. Genelde de böyleydi kalem kutularım. Bir sürü renkli kalem taşırdım yanımda. İşte amelilik yani. Amelilik olsun. Bir tane Tipex. Ben çok yanlış yapan bir insandım. Bir tane yetmediği için ikincisini de aldım. Bunu kullanmak çok kolay çünkü. Hepinize tavsiye ediyorum. Kalem şeklinde bu Tipex gerçekten kullanımı o kadar kolay ki umarım görünüyordur. Odaklıyordur kameram. Gerçekten kullanımı çok kolay. Kalem gibi böyle çizip gerçekten silebiliyorsunuz. Çok çok güzel bir ürün. Bir tane bant. Ben her şeyi yapıştırmayı da seven bir öğrenciydim. Bir kalem tıraş. Bir Stabilo'nun bu işte highlighter kalemlerinden. Ondan sonra bir silgi. Tabii ki uçlu kalemler için uç. Yalnız uçlu kalem 07 bu 05. Artık nasıl fake? Nasıl fake atıyor? Belli değil. Bu makas. Makas da işimize yarayabilir. Özellikle lise ve ortaokul öğrencilerinin. Yani lise değil ama ortaokul öğrencilerin işine yarayacağını düşünüyorum. İki tane kalem. Şöyle renkli. Kırmızı, siyah, mavi. Bu tarz kalemler gerçekten benim çok çok kullandığım kalemler başlık atarken. Bu geri kalan renkli kalemlerse kesinlikle ve kesinlikle zevk için yanıma aldığım renkli kalemler. Bu arada Rossmann'dan aldığım bu fine liner'lara bayıldım. Yine gittiğimde gördüm. Rossmann'larda satılıyor. Mutlaka alın. Ucu falan yapısı çok güzel. Çok güzel yazıyor. Yumuşacık. Çok seviyorum. Rotring'den asla vazgeçmem. Uçlu kalemim 07 gördüğünüz gibi. Ucumda 05. Yazsan 07 de var da. Atak yani çantaya yanlış atmışım. Sonra 3 tane kurşun kalem. Bir tanesi çizim kalemi. Ben okulda çok çizim yapan bir öğrenciydim. Öyle bir yeteneğim yok. Yani öyle bir yeteneğim yok değil. Ya bir eğitim almadım çizimle ilgili. Doğuştan gelen bir yetenek. Çizebildiğimi düşünüyorum. Güzel şeyler çiziyorum. O yüzden hep böyle defterlerin kenarlarına bir şeyler çizmişliğim var. Ve dolma kalem. Ben dolma kalemle yazmayı çok seviyorum. O yüzden yine bu videoda çok seviyorum. Çok söyledim ya. Ya gerçekten artık yeter. Türkçeme yeni kelimeler katmam gerekiyor. Çok hayranım. Hayranım dolma kaleme. O yüzden dolma kalem de bu şeyin içerisinde. Ve gelelim. Kalem kutusuna çıkanlara bak. Makyaj çantam. Makyaj çantamdan öyle çok umutlanmayın. Çünkü ben bunu lise ve ortaokula giden öğrenciler için çekiyorum. Ortaokula giden öğrenciler zaten lütfen bu çantayı yanınıza almayın. Bunu sizin için tavsiye etmiyorum. Bunu lise için tavsiye ediyorum. Belki üniversiteye hafif kalabilir.
bu şey. Bazıları gereksiz gelebilir. Ama ortaokula gidiyorsanız makyaj sizin neyinize ya? Ben ortaokuldayken makyajın M'sini bilmiyordum. Yalan. Yalan. Annemin gizli gizli gidip makyaj malzemeleriyle makyaj yapıyordum. Ruj sürüyordum kendim. Süremiyordum. Bütün her tarafımı taşırıyordum. Sonra annem odaya bir giriyordu, yakalanıyordum. Neler neler yani. Sonra üstüne dayak yiyordum. Siz dayak yiyor musunuz? Ben çok dayak yedim bu yüzden yani. Senin daha yaşın kaç, sen makyaj yapıyorsunlar falan. O yüzden arkadaşlar makyaj yapmayın. Ortaokula makyaj mı yapılır? Ben iyi bir örnek değilim bence. O yüzden ortaokullar için burayı kesin. Atlayın burayı, tamam mı? Liseler için. Bir kere yanımda mutlaka bir saç serumu taşırdım. Bu Marrakeş'in saç serumu, tamam çok pahalı bir ürün. Bir saç serumuna verebileceğiniz bir para değil. Ama anlatayım. Hemen direkt anlatayım. Mesela bu tarz yağları, böyle serumları saç diplerinize sürdüğünüzde saç dipleriniz böyle ağırlaşır ya. Bunu isterseniz boca edin saçınızın dibine. Öyle bir şey, ya öyle bir şey yapmadım tabii ama gerçekten saç diplerime de sürdüğümde saç diplerimde bir ağırlaşma görmedim. O kadar hafif bir ürün ki ve o kadar yumuşacık yapıyor ki saçları. Bu arada sürekli dışarıya bakıyorum çünkü tam karşıma apartman var ve cam açık. Bayağı nakden yayın yapıyorum şu an. O yüzden kusura bakmayın. Kestim. Gerçekten şu an saçlarım da yumuşacık ve parlak. Çok güzel ki benim saçlarımın normal halini size göstersem nasıl biliyor musunuz uçları? Çalı süpürgesi gibi. Ya o kadar kötü ki. Saçlarımın şu an bu kadar iyi, o yönüne göre iyi olmasının başka bir sebebi daha var. Onunla ilgili de bir video çekiyorum. Onu da sizlerle ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim ilerleyen zamanlarda. Yayınlayacağım. Ama Marrakeş'in bu ürününü ben lise, üniversite, bütün öğrencilere tavsiye ediyorum. Gerçekten saçlarınız yıpranmışsa eğer, saçlarınızı çok güzel onaran ve çok hafif bir ürün. Yani saç diplerinizde kesinlikle hiç hissetmeyeceksiniz. Marrakeş kesinlikle bu videoya sponsor değildir. Marrakeş gibi bir marka zaten benim videoma neden sponsor olsun. Ama gerçekten bu ürünü çok sevdim, çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Ben 150 liraya aldım. Değer mi? Sonuna kadar hak eden bir ürün. Kesinlikle hak ediyor yani. Bir adet toka çıktı makyaj çantamdan. Ve bir de tarak. Bu tarak Tingle tarak deniyor galiba bunlar. Bu Elsev'in saç suyunun yanında hediyeydi. Ben saç suyunu değil, sadece bu tarağı almak için onu aldım. Çünkü bu tarz tarakları bulamamıştım. Gratis'te falan. Görmemiştim yani. Bakıyordum bir türlü göremiyordum. Ya bunun böyle saplısı falan vardı. O yüzden bunu almak için saç suyunu aldım ve saç suyu hala duruyor yani. Hiçbir şekilde kullanmadım. Bir tane lip butter. Nivea'nın. Bendeki framboaz. Framboazlı lip butter. Şöyle. Şöyle. Evet. Bir tane de renkli lip balm alalım yanımıza. Yani lise öğrencisiyiz. Biraz renk olsun tabii ki de. Ama abartmayalım. Ruj falan. Ne ruju? Liseye gidiyorsun sen. Ne ruj ne? Hele kırmızı ruj. Bak. Kırmızı ruj mu? Duymadım bunu. Kesin bir lise öğrencisi kırmızı ruj olmaz. Çok ağır. Kesinlikle. Sevdiğiniz bir rimel olabilir yanınızda. Benim gibi böyle gözleri plana çıkarmayı seviyorsanız. Bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim. Bir tane de gözaltı kapatıcısı. Bu gözaltınız eğer morsa alabileceğiniz bir şey. Benim gözaltlarım hep mor olduğu için ırsi bir şey. O yüzden ben bunu yanıma kesinlikle alırdım okul döneminde. Bir tane törpü. Varsa tırnak makası da alın. Çünkü tırnaklarınız kırılabiliyor. Bunu çokça yaşadım. Hani tırnak uzatan bir insan değilim ama uzuyor ister istemez ve kesmeyi unutabiliyorsunuz. Kırılabiliyor. Bir şey olabiliyor yani. O yüzden bir tırnak makası da olabilir içerisinde. Gelelim. Çantamıza geri dönelim. Kucağımıza alalım çantamızı. Bu ortadaki bölüm ikiye ayrılan bir fermuarı var bunun. Şöyle yani. Burada da böyle bir fileli alan var. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Ben hesap makinemi koydum. Hesap makinesi kesinlikle bir lise ve ortaokul öğrencisinin çantasında olmazsa olmaz bir şey. Çünkü fonksiyonlu bir hesap makinesi lisede çok 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 işinize yarayacak. Liseden sonra da bu hesap makinesi çok işinize yarayacak. İş hayatında da emin olabilirsiniz. Üniversitede de işin. Bu hesap makinesi gerçekten bence her öğrencinin çantasında olması gereken bir hesap makinesi. Mutlaka edinin derim.
tane defter. Tabii bu sizin ders şeyinize göre değişebilir. Ama defter bir öğrenci çantasında olmazsa olmaz. Bir tane ajanda. Ben o zamanlarda da planlama yapmayı çok seven bir insandım. Planlama yaparak hareket etmeyi seven biriydim. Kendi planlayıcımı kendim oluştururdum genelde. Ama şimdi Fabuks'un böyle çok güzel, içerisinde çok güzel mesajları olan ajandaları var. Ben bunu Nezih'ten almıştım. Fiyatı birazcık evet bir ajandaya göre aslında normal, çok pahalı da değil. Mesela her aya başlarken size mesela diyor ki bugün zor olacak, yarın daha zor. Bugün zor olacak, yarın daha zor olacak ama sonraki gün çok güzel olacak. Jack Ma. Şey Ma gibi Jack Ma. Böyle bir sözlerle sizi karşılıyor ve her ay başka farklı renklerde. Mesela sonbaharsa işte sonbaharın renklerinde falan. Mesela bu Ekim ayının bu ay yapılacaklar listesi diye bir liste var. Daha sonrasında hemen. Ve sonra sizi şöyle genel bir takvim karşılıyor. Buraya da böyle genel yapacağınız şeyleri hep görebileceğiniz şeylerinizi yazabilirsiniz. Özel günleri yazmışlar. Mesela 4 Ekim Perşembe Dünya Mimarlık Günü'ymüş. Mimarlık. Bütün mimarların Dünya Mimarlık Günü'nü şimdiden kutluyorum. Evet. Bu da Fabuks'un dediğim gibi. Nezih gibi. D&R gibi. D&R'da var mı bilmiyorum. Ben Nezih'ten aldım. Ama Nezih'te bulabilirsiniz. Kısaca. Ve bir tane not defteri. Not defteri de beni yansıtmalı. Telli. Ben telli yani. Bakın ajandan bile telli. Yani telsiz hiçbir şey kullanamam. Bu arada bu benim bitirdiğim ilk ve tek defter. Gerçekten sonuna kadar, kanırtana kadar kullanmışım. Bana helal olsun. Ben bu tarz böyle telli defterleri ve kalın kapaklı. Çünkü elimde genelde not almayı seven bir insan olduğum için bu tarz defterleri tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Eğer benim okulum uzun olsaydı ben yanıma roman alırdım. Çünkü metroda, otobüste vesaire, toplu taşımalarda kitap okuyarak vaktimi geçirmeye çalışırdım. Ters tutuyorum bu arada. Pardon. Evet. Bir saniye. Şimdi burada kitap tavsiyesi giriyor işin içine. Sarah'ın bende 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane, hatta daha fazla olması lazım ya. 6 tane varmış. Sanki bana daha fazla gibi geldi. 6 tane kitabı var. Sarah Jio'nun. Ben Sarah'ın kitaplarından bir tanesini okumak isteseydim eğer bu Yağmur Sonrası kitabı olurdu. Çünkü gerçekten betimlemeleri sizi alıp bambaşka diyarlara götürüyor. Hani kitap okurken insan seyahat edebilir mi? Bu kitapta gerçekten seyahat ediyorsunuz. Yani böyle oraya gidiyorsunuz. Orada o aşkı dibine kadar yaşıyorsunuz. Yani çok güzel bir roman. Ben böyle aşk romanları genelde bayık olur. Çok sevmem. Ama gerçekten Sarah'ın bu kitabı bence kitapları arasındaki en best kitap. Kimi Bird'den kışı mı? Bird'den bir şeyi var. Onun bir kitabı. Onu sevdi ama ben o kitabı çok zor okudum yani. Bu kitap akıyor akıyor. Yani böyle yağ gibi akıyor yani. O yüzden lisede olsaydım ben bu kitabı okurdum. Bana hitap ederdi yani. Bana geç kalmış bir kitap biraz. Ama lisedeyseniz eğer kesinlikle bu kitabı size okumadıysanız tavsiye ediyorum. Çok beğeneceksiniz. Bir diğer de Livaneli'nin Leyla'nın Evi isimli kitabı. Livaneli'nin birçok kitabı güzel ama Leyla'nın evinin yeri bende çok farklı. Eğer siz de benim gibi İstanbul'a, Yalılara, Boğaz'a aşıksanız bu kitabı siz de çok seveceksiniz. Ben gerçekten Yalıları izlediğim benim bu şeyde Paşa Limanı'nda bir tepe var. Kesinlikle oraya çıkıyorum. Böyle sandalyemi falan açıyorum. Çayımı alıyorum. O Yalıları falan oradan çok net görebiliyorsunuz. Yalıları falan seyrediyorum. Düşünüyorum oradaki insanlar acaba neler yaşadı? Mesela o yalının ilk sahibi kimdi ve neler yaşandı o yalıda? Ne entrikalar döndü falan. Gerçekten yalıların hikayesi okuduğumda, araştırdığımda beni çok etkiliyor. Mesela en son bir Arap şeyhine yine satılan, hatta dördüncü eşini hediye olarak almış. Kız benden çok küçük yani 20'li yaşlarında. Ve bir yalısı var şu an İstanbul'da. Yani çünkü Arap şeyhinin karısı yani. Mesela o yalıda inanılmaz entrikalar dönmüş Osmanlı döneminde. Yani neler neler mesela. Ya öyle bir yalıda yaşayacaksınız. Düşünsenize içerisinde bir yaşanmışlık var. Yani bu beni çok etkilerdi gerçekten. O yüzden bu kitapta gerçekten Leyla'nın yalısı için verdiği yani daha doğrusu evi için verdiği, babasından kalan evi için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Benim için tam bir lise kitabı, üniversite kitabı
kesinlikle o yaşlarda okunması gereken bir kitap. Çok güzel gerçekten. Ve sanırım bitti. Evet. Gerçekten bitti. Benim çantamda bunlar vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Çünkü sizden bir tane daha yok. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bir saniye ya. Benim videoda ismini söylememi istediği birkaç arkadaş vardı. Onlara bakacağım. Şimdi hemen bakıyorum bir saniye. Benden rica etmişlerdi. Videonun da lütfen ismimizi söyler misin diye. Sizi yerim yani. Söylemez miyim? Tabii ki de söylerim. Tabii ki. Evet. Demiş ki seni yeni keşfettim ve çok sevdim. Bir videoda adımı söyler misin? Miniş dünyam. Adını yazsaydın adını da söylerdim miniş dünyam. Ama rica etmişsin. Ben de bu videomda söylüyorum. Beni takip ettiğin için çok teşekkür ederim. Yorumun için de çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetliydi gerçekten. Her videomun altına yorum yazan, beni hiçbir videomda yorumsuz bırakmayan bir takipçim var. Onun adını zaten ben o söylemeden de bir videomda söyleyecektim ama benden önce davrandı. Firdevs Açıksarı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Her videoda yorum yapıyorsun. Beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Çok teşekkürler desteğin için. O yüzden ona özellikle teşekkür ediyorum. Başka var. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Kızlar, Miniş Dünyam ve Firdevs. Çok teşekkürler. Adınızı da bu videoda söylemiş oldum. Hepinizi öpüyorum. Bütün takipçilerim benim için çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Hoşça kalın. Bye bye.